Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Tabii Kopenhag'da özellikle Galatasaray maçını da hatırlıyoruz o dönemki Elias Yelart, genç bir isim. Sağ bek ama sol bekte de çok fazla oynadığı maç olmuştu ve gelecek vadeden oyunculardan biri Kopenhag Altyapısından olarak transfer edilmişti. Burada beklenti yüksekti. Hı hı. Ama şu ana kadar tabii bir anda o performansı beklemek farklı bir ülkeye geliyorsunuz. Gençsiniz, zaman alacaktır. Galatasaray'da özellikle Okan Hoca Kaan'ı bilerek tercih ediyor. Biraz da işin savunma kısmını hani çok aşırı hücuma çıkmadan orayı iyi dengeliyor. Çok tecrübeli bir isim çünkü. Ama yel altında hızı ve çevikliği böyle devam ederse yani üzerine koyarsa Galatasaray ileriki dönemlerde Yel da konuşur. İlk geldiğinde tabii bir anda böyle hemen oynasın. İşte hemen takır takır öyle olmuyor. Güçler. Oldu da oluyor. Olduğu oldu da oluyor mu yani o tabii da... ki oluyor. Yani, yani mesela... iki maç oluyor. Ya könde de öyleydi. İki maç çok iyi mesela soldo, sol bekti. İki maç çok iyi denildi. Sonra yok könden olmaz denildi. Biraz hemen çözüm üretecek bek mi? istiyor. Sanç, bek olarak diyorsun. Ben tabii, tabii, bir bek oyuncu... Olarak diyorum, bek olarak. Ha tamam transfer ettiğiniz zaman çünkü hemen tamam. katkı sağlayabiliyor e şimdi Sen diyorsun. Davinson Sanchez bir marka evet. olarak geldi zaten. O yani O de marka olarak e, geldi. tabii bir zaman. marka olarak geldi. Yani sonuçta ...yıllarca oynamış... E, ...İngiltere'de oynamış... ...Hollanda'da oynamış... E Yakovs Zaten, da iyi başladı... Jakobs gelmeden evet... ...ben gelmeden hatta Monaco maçı izlemiştim... ...maçın oyuncusu olmuştu orada... E, ...her futbolcu aynı olmaz... ...ama, ama Sara biraz zamanla iyi oldu mesela... E, ...şimdi Sara'da da benzer konular oldu... ...3-4 maç geçti... ...bu kadar para mı verilir... ...böyle oyuncu mu olur... ...şimdi e, oyuncunun yaptığı asistler üzerinden... ...yorumlar yapılıyor... ...biraz acele ediliyor... ...Yelart bence kötü futbolcu değil... ...Yelart'ın tabii ki çok genç... ...ama potansiyel olan bir futbolcu, siz eğer potansiyel olan bir futbolcu alıyorsanız bir anda üst düzey performans bekleyemezsiniz. Olmuş bir oyuncu alırsanız o zaman dersiniz ki bu niye böyle oynuyor, bu niye şöyle oynuyor. Gelert biraz yatırımlık bir bek aslında. Taş'a evet, gibi olacaksa tabii ki beklenir. Boyi hatırlamıyor musun? Takımdan Hazırlık. gitmesi bekleniyordu. O dönem Dominic Torrent işte çalışmıyor, dediğimi yapmıyor, oyuncuyu gönderin dedi. E, Sasha böyle gitti hatırlıyorum sezon sonuydu e, kendi özel antrenörünü getirdi özel çalışmalar yaptı o sezon bambaşka bir şekilde döndü. Hazırlı Sonra transfer yaptı zaten. Katılmadı. Evet. Sonrasında transfer yaptı zaten. Çok keskin konuşmamak lazım. Ben o keskin yorumları doğru bulmuyorum. Yelart'ı ben Kopenhag'da çok fazla maçını izledim. Yelart e, potansiyeli olan ama ilk olarak beklentinin karşılayamadığı konusunda hem fikrim zamana daha iyi olacağını düşünüyorum. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a Gabriel Sara piyangosu. Galatasaray'ın İngiliz ekibi Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Sarı Kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Beşiktaş maçında yaptığı iki asistle dikkatleri çekmişti. En büyük hayalinin Brezilya milli takımında forma giymek olduğu bilinen Sara, önemli bir eşiği atlamış durumda. Takvimde yer alan habere göre Brezilya milli takım teknik direktörü Dorival Junior'un Galatasaray'ın Tottenham ile oynayacağı Avrupa Ligi maçına yetkili göndereceği öğrenildi. Rams Park'ta oynanacak maçta Sambacı Yıldız, milli takım yetkilileri tarafından izlenecek. Galatasaray yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, Gerçek Sarayı henüz izlediğimizi düşünmüyorum. Sara, Brezilya milli takımına seçilirse Galatasaray'da tutamayız ifadelerini kullanmıştı. Gabriel Sara'nın Brezilya milli takımına seçilmesi durumunda bonservis bedelinin en az 50 milyon euro olması bekleniyor. Süper Lig'de 5 asisti bulunan Sambacı zirvede yer alıyor. 25 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 13 asiste imza atmıştı. Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı. ESPN'in haberine göre Icardi'nin memleketi Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate, gelecek sezon için isimli bir golcü transferi yapmak istiyor. 31 yaşındaki Kolombiyalı Santerfor, Miguel Angel Borja'nın performansından memnun olmayan River Plate, teknik direktörü Marcelo Gallardo ve kulüp yönetimi transfer listesi için kolları şimdiden sıvadı. River Plate'in en büyük hedefinin Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi olduğunu öne süren ESPN ayrıca bu transferi bitirmek için River Plate'in kesenin ağzını açmaya hazır olduğunu vurguladı. Icardi transferinin gerçekleşmemesi ihtimalini de göz önünde bulundurarak alternatif belirleyen River Plate ikinci sıraya ise International'de forma giyen Lucas Alario'yu yazdı. Ne var ki daha önce iki kez River Plate'ı reddeden Alario'nun transfere hala sıcak bakmadığı iddia ediliyor. 31 yaşındaki Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 2,5 sezonda 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 86 maçta 61 gol, 22 asistlik performans gösterdi. Galatasaray'da takıma dev ödeme Galatasaray Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde dolu dizgin yoluna devam ederken yönetim oyuncuların kalan alacakları konusunda Kasım ayının sonunu işaret etti. Geçtiğimiz haftalarda takıma 12 milyon euroluk ödeme gerçekleştiren ve yine geçen sezona ait içinde şampiyonluk primlerinin de yer aldığı borçların yarısını ödeyen sarı-kırmızılılar bu ayın sonunda ise kalan bakiyeyi verecek. Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularla yapılan toplantıda bu konuyu gündeme getiren sarı kırmızılıların. Anlayışınız ve sabrınız için size teşekkür ederiz. Elimizden geleni yapıyoruz ve Kasım ayının sonunda bütün alacaklarınız verilecek. Primler için de kafanızda bir soru işareti bulunmasın. Herkesin parası söz verdiğimiz tarihte hesabında olacak. İfadelerini kullandığı öğrenildi. Galatasaray'da Kerem Demirbay ayrılmak istiyor. Galatasaray'da sezon başından beri performansını yükseltemeyen Kerem Demirbay ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Takvimde yer alan habere göre Gabriel Sara'nın transferi sonrası kulübeye mahkum olan tecrübeli oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Az süre aldığı için devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki oyuncunun yeniden Almanya'ya dönebileceği konuşuluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruğ'un da performansını artıramaması durumunda Kerem Demirbay'ın ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta 422 dakika süre aldı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı yaptı. Galatasaray'da toplamda 56 maça çıkan tecrübeli futbolcu 7 gol atarken 9 da asiste imza attı. Kerem Demirbay geçen sezonun başında Leverkusen'den 3,5 milyon euroya transfer olmuştu. Avrupa'da Galatasaray gibisi zor. Galatasaray derbide Beşiktaş'ı devirerek liderliğini pekiştirirken hem sarı kırmızılı kulüp hem de teknik direktör Okan Buruk istatistiklerde de ligi domine ediyor. Derbilerdeki performansıyla dikkat çeken sarı kırmızılı ekip Okan Buruk döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 10 maçın 7'sini kazandı. Diğer 3 maçta 2 rakibine birer kez yenildi. Fenerbahçe ile bir kez berabere kaldı. Süper Lig tarihinde en az 10 büyük maçta görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Okan Buruk. 14 maçta 10 kez kazanan Buruk %71'lik bir, bir oran yakaladı. Ayrıca 2020 senesinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ı en fazla mağlup eden teknik direktör Okan Buruk. Bu seride 5 galibiyet, 2 yenilgi alan 51 yaşındaki çalıştırıcı, aynı zamanda Galatasaray tarihinde Beşiktaş'ı konuk ettiği ilk 3 lig maçını da kazanan ilk teknik adam. Bu sezon ligde namalup yoluna devam eden tek takımda Galatasaray. Avrupa'nın 5 büyük liginde de sarı-kırmızılılar gibi yoluna yenilgisiz devam eden sadece 5 takım var. İngiltere'de Manchester City, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih ve Leipzig, Fransa'da da Pesegelik'te mağlubiyet yaşamadı. Michi Batshuayi bir buçuk aydır suskun. Michi Batshuayi sezona çok hızlı bir giriş yapmıştı. Hatay Spor maçında 3 puanı getiren ve Young Boys deplasmanında iki kez ağları sarsan, Belçikalı Yıldız özellikle Osimen'in transferinin ardından frene bastı. Son olarak 17 Eylül'de oynanan Gaziantep maçında ağları havalandıran Batshuayi ardından Forma giydiği 7 karşılaşmada da golle buluşamadı. 3. forvet durumuna düşmesi sebebiyle moral motivasyon anlamında zor günler yaşadığı öne sürülen Batshuayi'nin son dönemde aldığı sürelerin ciddi şekilde azalması da dikkatleri çekiyor. Tecrübeli yıldız golle buluşamadığı 7 karşılaşmada sadece 71 dakika sahada kalabildi. Batshuayi son olarak Beşiktaş derbisinde 80'de 9'da oyuna dahil olmuştu.